sitelerinden alışveriş merkezlerine birçok farklı tesis nasıl yönetiliyor? Profesyonel tesis yönetimi ne anlama geliyor? 24 Emlak'ta şimdi tüm bu soruların yanıtlarını alacağız. Konuğumuz YKS Tesis Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Bahadır Adıyaman. Bahadır Bey, ülkemizde Avrupa ve Amerika'ya göre daha yeni bir sektör ama yaygınlığı da gün geçtikçe artıyor. Aslında profesyonel tesis yönetiminin ne olduğuyla başlayalım dilerseniz. Tesis yönetimi içinde pek çok farklı disiplini barındıran, özellikle son yıllarda ülkemizdeki inşaat faaliyetlerinin son derece artmış olmasından kaynaklı olarak tüm binaların ve tesislerin, endüstriyel tesisler de bunların içinde çok önemli bir pay sahibi, alması gereken önemli bir hizmet. İçinde kabaca tarif edersek teknik, temizlik, güvenlik hizmetleri, genel yönetim hizmetleri dediğimiz hizmetler, peyzaj hizmetleri, keza enerji yönetim hizmetleri ki son yıllarda son derece önemli bir yer edindi kendine sektörde. Bu hizmetleri veren aslında temel olarak nitelendirilirse yönetim hizmetleri dediğimiz genel bir hizmet tanımı. Peki Türk tüketicisinin sektöre bakışı nasıl? Yani binalarını devretmeye sıcak bakıyorlar mı ya da müdahaleler oluyor mu? Şüphesiz ki çok zor. İlk önce algıyı değiştirmek gerekiyor. Amerika ve Avrupa'ya baktığımızda bu sektör yaklaşık olarak 80 yıllık, 90 yıllık bir sektör. Neden diye sorarsanız, Amerika'da sizler de çok iyi biliyorsunuz çok yüksek binalar var. Gökdelenler var. Bu gökdelenler tabii ki yapıldığı gibi kalmıyor. Önemli olan şey işletmek. İşletmek neden çok önemli? İşletme bütçeleri bizim binaların genel gideri olarak bakıldığında en önemli kalemi olarak önümüze çıkıyor. İşletme giderlerinin bir kere düşürülmesi gerekiyor. Fakat işletme giderlerini düşürürken burada öncelikli olarak yapmanız gereken şey konfor seviyesini de bozmadan bu hizmeti verebiliyor olmanız. Türkiye'de dediğim gibi, az evvel de söylediğim gibi binaların daha yeni yeni ortaya çıkması, yüksek binaların yeni yeni ortaya çıkması, alışveriş merkezlerinin adetlerinin çoğalması sebebiyle bu hizmet kaçınılmaz bir hale geldi. Sorduğunuz soruya gelince burada önemli olan şey şu, bina yönetimleri elbette ki buna çok hazır değiller. Yönetim kurulları öncelikli olarak bu işleri kendi içinde çözme gayreti içindeler. Fakat tesisler büyüdükçe ihtiyaçlar da o kadar çoğalmaya başladı ki demin örneklerini verdim. Teknik, temizlik, güvenlik hizmetleri. Belki söylerken çok kolay ama hizmet kalemi olarak baktığımızda ciddi önemli bir yer kaplıyorlar. Şöyle bir örnek vereyim. Toplamda bir binanın işletme bütçesini düşündüğünüzde bunun %60'ını personel giderleri oluşturur. %20-25'i civarında enerji giderleri oluşturur. Geri kalanları ise genel giderler, binanın ortak alan giderleri, bakım onarım giderleri vesaire olarak ortaya çıkar. Sonuç itibariyle biz bu hizmetleri verirken öncelikli olarak demin de söylediğim gibi konfor seviyesini bozmadan işletme maliyetlerini düşürmeye yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Ve yaşayanların tabii ki mutlu olması buradaki tek amacımız. Kentsel dönüşüm süreciyle birlikte binalarda tesis yönetimi de aslında zorunlu bir hale gidiyor gibi görünüyor. Aslında gelmek zorunda. Şöyle söyleyelim. İnsanlar apartmanlarda yaşıyorlardı. Belki daha evvel müstakil evlerdeydi. Şimdi apartmanlarda ve sitelerde yaşamaya başladılar. Artık residence'lar, yatay ve dikey büyük siteler oluştukça bu sitelerin bir arada bulunması, yaşaması çok kolay bir hale gelmedi. Zorlaştı. Hayat daha da zorlaştı. Baktığımızda tesislerde özellikle yatay ve dikey büyük binalarda çok fazla malik var. Ve bu maliklerin her birinin ayrı ayrı ihtiyaçları var. Ayrı beklentileri var. Satış aşamasında verilen taahhütler var. Yani güvenlik hizmetlerinizin maksimum seviyede olması, daire işlerine teknik hizmetlerin veriliyor olması, temizlik hizmetlerinin gayet güzel verilmesi konusunda talepler var. Bu taleplere baktığımızda ihtiyaçlar gün be gün artmaya başladı. İhtiyaçlar arttıkça bizim hizmet seviyesi dediğimiz SLA ve KPI çok önemsediğimiz iki kavramdır. Servis seviyesi ve bunların indikatörleri. Bunları gün geçtikçe geliştiriyoruz. Yani müşterimizden gelen taleplere göre hizmet seviyelerimizi yeniden düzenliyoruz.
kurumsal binalar, ofis binaları ve konut binalarını da birbirinden ayırmak gerekir sanırım. Aralarda nasıl farklar var? Ofis ve konut yönetimi birbirinden çok farklı. Ofisler çok daha kritik bize göre. Çünkü bakıldığında ofislerde sürekli sirkülasyon var. Ziyaretçiler var. Ofis yönetimi farklı bir kültüre sahip. Giriş çıkış adetleri, güvenlik seviyeleri yüksek olmak zorunda. Konutlarda ise her şey daha standart. Yani oradaki güvenlik hizmetleriniz, temizlik hizmetleriniz, vereceğiniz diğer hizmetler belli standartlara oturmuş durumda zaten. Ama biz YKS olarak baktığınızda bu hizmetleri teker teker vermek tarafında değiliz. Ne yapıyoruz? Biz bunların yönetim tarafındayız. Yani gerektiği noktada bu hizmetleri farklı firmalardan da alabiliyoruz. Piyasada bu hizmetleri veren elit firmalar var. Bu firmalardan bu hizmetleri bizler de alıyoruz. Ama önemli olan çatının üstünde olmak. Koordinasyonu sağlamak. Çünkü orkestra şefi olmazsa bu binaları yönetmek maalesef hiç de kolay olmayacaktır. Konutlar üzerinden konuşacak olursak, müşterileriniz genel olarak hangi segmentten? Genelde hep lüks projeler mi? Evet, aslına bakarsanız AA Plus sınıfında nitelendirdiğimiz tesisler, siteler bu hizmeti talep ediyorlar. Çünkü bütçe olarak baktığımızda da aslında yönetilmesi kolay olan yerler değil. Örnek vermek gerekirse bir sitede ortalama yani AA Plus dediğimiz sitelerde yıllık işletme bütçeleri 3 milyon TL ile 6 milyon TL civarında değişir. Şimdi bunu yönetebilmek için ciddi bir muhasebe kadrosuna ihtiyacınız var. Ve bu kalemleri yani bunların alt kırımlarını yönetmek için de ciddi bir operasyon grubuna ihtiyacınız var. Hiçbir sitede böyle bir grup yok. Yani bunu oluşturamazsınız. Eskiden tabiri caizse emekli olan kat maliklerinden bir tanesi işin başına geçer, muhasebeyi tutar, gerekli olan savunmalarını verir, sunumlarını yapar, yönetim bir şekilde devam ederdi. Ama artık bu çok mümkün değil. Yine yönetim kurulları var. Yönetim kurullarının verdiği yetkiyle biz tesislerdeki yönetim işlerini, faaliyetlerini sürdürüyoruz zaten. Ama onların tek başına bunu yönetmeleri zaten çok mümkün değil. Ben aslında bu soruyu da özellikle sormak istiyorum. Çünkü müşterilerinizle nasıl sorunlar, zorluklar yaşıyorsunuz? Ya da böyle ilginç beklentileri olan müşterilerde çıkıyor mu? Bunu ikiye ayırmak lazım aslında. Birincisi, insanlar evlerini alırken onlara taahhüt edilen bazı hizmetler var. Bu noktada yatırımcıların çok dikkatli olması gerekiyor. Yani verdiğiniz katalogda resmettiğiniz şeyler bile çok önemli. Yani şu talepte gelen kat malikleri de var. Ben bu daireyi satın alırken katalogda bu bölgede ağaçlık alan vardı ama gerçekte böyle bir alan yok. Ya da burada palmiye ağacı gözüküyor ama siz çam ağacı dikmişsiniz gibi bir takım taleplerle dönebiliyorlar. Hani bunu biz zaten çok fazla yönetemiyoruz. Bu yatırımcıyla satın alan arasındaki ilişki aslında. Diğer taraftan hizmet devam ederken hizmetin devamı esnasında tabii ki insanlar kapsamın dışında bir takım hizmetleri bizlerden talep ediyorlar. Biz düşünüldüğünde ortak alanlara hizmet veriyoruz. Yani ağırlıklı olarak dairelerin işlerinde çok fazla hizmet verdiğimiz bir sektör değil. Talep edildiği takdirde tabii ki daire işlerine de temizlik ve teknik hizmetler sunuyoruz. Fakat kat malikleri bizlerden bunları sık sık talep ediyorlar. Çünkü resmini asmak için, patlayan ampulünü değiştirmek için ya da patlayan su borusunu değiştirmek için oradaki kaynaktan faydalanmak istiyorlar. Buna bir yere kadar direnebiliyoruz. Bir yerden sonra da tabii ki ikili ilişkilerin devamlılığı açısından maalesef bu hizmetleri de veriyoruz. Bir binanın yönetimini üstlenmeniz için belli kriterler var mı? Örneğin en az kaç konut olmalı? Var, böyle bir rasyomuz var aslında. 50 bağımsız bölümün altında kalan bütün binalarda bir yönetim firmasıyla beraber çalışmak aslında çok da feasible değil. Çünkü yönetim firmasında kendi maliyetleri var. Belli bir karı var. Bu karın bağımsız bölümlere eşit şekilde dağıtıldığını düşünürseniz elbette ki aidat dediğimiz insanların her ay katıldıkları gider paylaşımında bir artış söz konusu oluyor. 50 dairenin altında bu çok oran olarak bakıldığında yüksek. 50 dairenin üzerinde hele ki 100, 150, 300 konutluk sitelerde
bu miktar çok daha cüzi hale geliyor. Yani katlanılabilir, verilebilir bir hale geliyor. O yüzden bizim kriterimiz 50 bağımsız bölümün üzerinde olan yerlere hizmet vermek. Peki o zaman yine konut üzerinden gidecek olursak, bu hizmeti almanın bir konut sitesinde belki de daire başına maliyeti nasıl, çok mu yüksek? Binaların bir işletme projesi var, yani bütçesi var. Bu bütçeye baktığınızda sitenizin içerisinde görev verdiğiniz bütün personellerin bir maliyeti var. Personel maliyetleriniz. Bunlar bütçenin %60'ını oluşturuyorlar. Eğer siz çok güvenlikli bir site istiyorsanız, bu tamamen müşteri talebidir. Bu bizim belirlediğimiz bir kriter değildir. Daha güvenlikli, çok daha temiz, sosyal tesisleriyle çok daha aktif olan bir tesis yaratmak istiyorsanız elbette ki burada istihdam etmeniz gereken personel adetleri kendiliğinden artacaktır. Personel adetleri arttığında işletme bütçesi dediğimiz ana kalem %60'lık kısım da aynı oranda artacaktır. Binalar büyüdükçe teknik hacimleri de büyüdü. Jeneratörler, trafolar, pompalar, hidroforlar, bu cihazların yıl içerisinde bakımları, periyodik bakımları, arızaları, bunların getirdiği ek maliyetler de kendiliğinden artış gösteriyor. İki ana kalem çok önemli. Bakım onarım, enerji giderleri ve personel giderleri. Siz bunları eğer yukarı çekerseniz binalardaki bu hizmetin fiyatı tabii ki artacaktır. Aidatlar artacaktır. Ama yönetim firmalarının bu hizmeti verirken almış olduğu bedel toplam bütçenin ortalama %6 ila %8'i kadar bir miktardır. Yani ben bu hizmeti verirken YKS olarak toplam bütçenin yıllık olarak bakıldığında %6 ile 8'i arasında bir oranla bu hizmeti veriyorum. Dolayısıyla 300 dairelik, 200 dairelik, 100 dairelik yerlerde çok da önemli bir fark getirmiyorum aidatlara. Asıl farkı getiren şey binanın kendisi ve müşterilerden gelen hizmet seviyesi talepleri. Peki diyelim ki profesyonel tesis yönetimi almak istiyoruz. Site olarak buna da karar verdik ama bizim sitemizde çalışan belki de apartman görevlimiz var. 10 yıldır, 15 yıldır bizimle. Onunla vedalaşmak zorunda mıyız? Onu işten çıkartmak mı gerekecek? Hayır, asla. Özellikle biz tesisleri tanıyan, tesislerde yaşayan, uzun soluklu çalışmış olan personelleri kendi bünyemize almayı tercih ediyoruz. Bunun pek çok örneği var. Hatta başka projelerde, başka firmalardan almış olduğumuz projelerde de mevcut personelleri biz haklarıyla beraber kendi üzerimize geçiriyoruz. Buradaki önemli olan konu şu, binalar ruhsuz değil, ben buna inanmıyorum. Binaların içinde yaşayan insanlar o binaya şekil veriyorlar. Binayı iyi tanıyan personeller o binadaki müşterilerle de ilişkilerini zaten ilerletmiş durumdalar. Bunu bir yerde kesip sıfırdan başladığınız takdirde maalesef o binalarda sorunlar yaşamaya başlıyorsunuz. Teknik personelleri değiştirdiğiniz takdirde teknik hacimlerin nerede olduğunu bilmeyen, kapalı kapıların arkasından geçen boruların, tesis hatların nerede olduğunu bilmeyen personellerle çok fazla iş yapamazsınız. O binayı tanıyan, o binayı yaşamış olan kişilerle bu hizmeti vermek her zaman daha avantajlıdır ve tercih sebeptir. Aslında AVM'ler üzerine de bir soru yöneltmek istiyorum size. AVM'lerin sayısının artması ve ne yazık ki bazılarının beklenilen başarıyı yakalayamaması söz konusu. Hem yatırımcıya hem de AVM kiracılarına önerileriniz var mı? Var. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Alışveriş merkezleri konusunda yatırımcılar iyi bir fizibilite yapmak zorundalar. Yatırım yapılmadan evvel İlk önce lokasyonun özellikleri, oranın ne kadar getirisi olacağı, etraftaki demografik özellik nedir, ne değildir, bunun iyi analiz edilmesi gerekiyor. Sadece yatırım yapmak için alışveriş merkezi açanlar bugün zor durumdalar. Çünkü alışveriş merkezinin yatırımcısı da içindeki perakendeci de sorun yaşıyor. Bu kaçınılmaz. Eğer siz bu işin başında proje aşamasındayken alışveriş merkezi yatırımcıları, yatırımcılığı konusunda hizmet veren danışmanlık firmalarından hizmet alırsanız, doğru bir fizibiliteyle hareket ederseniz, tesis yönetimi konusunda da ilgili firmalardan danışmanlık alırsanız, daha sorunsuz bir geçiş dönemi ve daha sorunsuz bir işletme dönemi yaşarsınız. Bugün alışveriş merkezlerinde yaşanan en büyük sorun bu. Doğru yer seçimi olmayan alışveriş merkezleri zor durumda.
İyi yönetilmeyen alışveriş merkezleri yine zor durumda maalesef. Alışveriş merkezlerindeki yönetimin en önemli bacağı müşteri ilişkileri yönetimi. Yani kiracı ilişkileri aslında. Perakendeci ile yönetim arasındaki ilişkiyi, köprüyü sağlamanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Diğer taraftan alışveriş merkezlerini yaşatan şey etkinlik. Eğer doğru etkinliği doğru zamanda, doğru şekilde demografik özelliklere göre bakarak yaparsanız o zaman o alışveriş merkezi yükselir ve gider. Ve perakendeci de mutlu olur, yatırımcı da mutlu olur. Bugün yapılan bir alışveriş merkezinin geri dönüş süresi 7 ila 11 yıl arasındadır. 7 ila 11 yıl arasında yatırımcı para kazanmaz. 10 yıldan sonra para kazanmaya başlar. Perakendeci ise içeri girdiği andan itibaren para kazanma gayretinde. Ticaret yapıyor en nihayetinde. Siz ona bu imkanı sağlamalısınız. İçeriye daha fazla insan çekebilmelisiniz. İyi yönetmelisiniz. Soğuk bir AVM'niz olmamalı. Ya da çok sıcak bir AVM'niz olmamalı. Ve etkinlikleri bol bir AVM'niz olmalı. Yani aslında ısı bile bu denli önemli bir nokta. Evet. Kesinlikle. Özellikle kış aylarında ve yaz aylarında. Dikkatinizi çekmiştir. Food court katları genelde en üst kattadır. Çatı katındadır. İyi soğutulmayan yerlerde yazın food court katlarında yoğunluk azalır. Çünkü insanlar yemek yemek istemezler. Teras alanlarında daha çok yemek tercih ederler. Kış aylarında ise durum tam tersi. İnsanlar orada bulunurlar ama kat aralarında insanlar çok dolaşmak istemezler. Çünkü soğuktur. O yüzden doğru bir şekilde ısıtmanız, iyi bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Sayın Bahadır Adıyaman, çok teşekkür ederiz değerli bilgilerinizi bizlere aktardığınız için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sibirya'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya.